Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çilek nasıl çoğaltılır, bununla ilgili bilgi vermek istiyorum. Çileği çoğaltmanın en pratik yolu çileğin kol vermesini sağlamaktır. Çileğimizin kol vermesi için yapacağımız ilk aşama, çileğimiz henüz meyve vermeden önce çıkan çiçekleri koparmamız gerekiyor. Eğer çiçekleri koparırsak gücünü meyveye değil de gücünü kola verecektir ve kol atacaktır. Her bir koldan zaten 5 tane fide oluşmaktadır. Daha sonra onları da büyütüp meyve vermesini sağlıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi burada kol yok. Bu çileklerimizde ise ana kökten görmek üzere olduğunuz gibi her birinden 5 tane kol atmış ve her bir koldan da 5 tane fidemiz oluşacak. Ben bu çileklerin ilk çıkan çiçeklerini kopardım çünkü çoğalmasını istedim. Evet, görüyorsunuz hepsinde var. Evet, fidemizi köklendirmemiz gerekiyor. Bu fidemizin kökü yok. Köklenebilmesi için toprakla temas kurması gerekiyor. Bunun için çok hafif bir şekilde elimizle biraz topraktan delerek üzerine çok hafif bir şekilde bastırıyoruz. Zaten fidelerimiz hemen toprakla temas kurduğu anda kök atmaya başlıyorlar. İyice köklenmeden bunu kesmiyoruz. Evet, diğer fidelerimizi de aynı şekilde elimiz yardımıyla hafif bir şekilde bastırarak kök vermesini ve kol atmasını sağlayacağız. Evet, fidelerimizin hepsini toprak ile temas kurması için elimle yavaş bir şekilde bastırarak hepsini toprak ile birleştirdim. Ve bakalım sonuç nasıl olacak? Evet, bir hafta geçtikten sonra fidelerim gördüğünüz üzere büyümeye başladılar ve büyüyen fidelerim de başka bir fide için kol atmış oldular. Evet, bakın küçücüklerdi ve toprakla temas kurunca hemen büyümeye başladılar ve onlar da küçük fideler verdiler. Ve bu şekilde her bir koldan eğer kesmezsek 5 tane fidemiz oluşuyor. Ama fidelerimiz büyümeden, kök vermeden eğer kesmeye kalkışırsak maalesef fidelerimiz hemen çürür. O yüzden her bir koldan 5 fide iyice köklenmeden kolu kesmiyoruz. Çilek ile bildiğim bütün bilgileri sizinle paylaştım. Umarım bu bilgiler sizin de işinize yarar ve memnun kalırsınız. Lütfen kanalımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Ve gelen bildirimlerden haberdar olmak istiyorsanız zil sesini de açmayı unutmayın.